Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ZBrush'ta nasıl saç yapılır? Tabi saç yapmak için de brush'ınızın olması lazım. Low poly nasıl brush yaparız ve bu brush'la da nasıl saç yaparız? Bu dersini beraber yapmaya çalışalım. Bir aksilik olmazsa inşallah bu dersin sonunda kendi saçımızı yapacağız. Bu saç benim kendi hazırladığım brush'ımla yaptığım bir saç, üzerinde şu anda kaplaması da var. Böyle bir saç nasıl yapabiliriz? Low poly olacak. Önce kendi brush'ımızı nasıl hazırlarız ona bakalım. Şimdi öncelikle bir plane açalım. Plane'imizde My Poly'den çıkarıyoruz. Standart ZBrush'ın kendi planında. Topolojiye geliyoruz. Topolojiye, buraya biz saç telinin bir parçasını, şuraya çizimini yapacağız. Önce şu şekilde bir saç teli yaptım. Alt klik yaptım. Etrafındaki pislikleri temizledim. Sonra tekrar, sonrasında tekrar şunu dikey olarak tam şu çizgiden tutarsam, evet, şu turuncu geldikten sonra tekrar alt klikle değdiğim anda bunun et kalın tıkmasını bize verecektir. Bu benim birinci saç telim olsun. Tamam. Bunu ben hemen ayırıyorum plane'den. Şöyle yapayım. Buradan split it'ten de ayırdım ve katman olarak birinci saç telim burada duruyor. Sonra tekrar plane'e döndüm. Şu katmana. Şunu kapatayım. İkinci bir saç teli daha yapalım. O da şu şekilde olsun. Biraz daha parçalı. Şu şekilde. Etrafındaki fazlalıkları aldım. Şu noktadan tutuyorum. Aşağıya çektim. Sonra bu noktadan tutuyorum. Sonra şu noktadan alır mı almadı. Tam noktadan anlaşmam lazım ki kapatsın. Evet. Bu da hazır. Şimdi bunu da şeyden ayıralım. Plane'den, split it'ten, yani gizli olanını ayır. Şimdi benim plane'e ihtiyacım kalmadı artık. Plane'i buradan silebilirim. Burada iki tane saç telim var. Bu iki telde arkadaşlar burada crease atamış. Bu crease'i öncelikle şu anda ihtiyacım yok. Bunu bir almam lazım. Ne yapıyoruz? Crease geometri bölümüne gidiyoruz. Crease'den crease, on crease al. Çevresindeki fazla şey aldı. Etkeyi. Aynısını diğer şey içinde yapıyorum. Yukarı aşağı tuşuyla biliyorsunuz katmanlar arasında geçiş yaptım. Diğer saç telim, önceki hazırladığım saç telimleri yok. On crease al diyorum. Bundan da temizledim. Şimdi bu iki saç telimi şöyle görünür yapalım. F ile tam ekran yapıyorum. Kalınlıkları evet aynı olması lazım. Şimdi birinci saç telimi şöyle bakalım. Şöyle olsun. Şurada olsun. Burada ikinci saç telini de şöyle çuvaltayım şunu. Alalım. Bunu bir tane daha çuvaltmak istiyorum. Şuraya kontrol tuşuna basarak bir tane daha çuvalttım. Bunu biraz küçültmek istiyorum. Şöyle yapalım. Küçültelim üstten ve alttan. Küçültürken
merkezden küçültmüyorum. Çünkü şu et kalınlığını yemesini istemiyorum. Aynı eşit olsun. Evet, bunun da konumunu şu şekilde belirleyelim. Şurada dursun. İşte şey. Ne oldu? Benim 1, 2, 3 tane saç telim var. Bir tane daha çoğaltmak istersem bunu bir tane daha çoğaltayım. Şöyle. Şurada dursun. Hatta bunu değil de şunu çoğaltayım. Şundan çoğaltalım. Kontrole basılı tutuyorum ve çekiyorum. Şurası iyi. Evet. Sonrasında da şunun yerini tekrar ayarlıyorum. Burada dikkat edeceğim konu benim şu olmalı. Şu iki saç teli arasında şöyle açığa alayım, göstereyim. Şöyle yapmayın. Şu iki köşeyi birbirine yakın bırakmayın. Çünkü daha sonra saç tellerinde veltoid yaptığımız zaman buralar kaynaşırsa bizim çalışmamız bozulur. O yüzden iki saç telinde birbirine girik olsun. Yani şu açılar, şu pointler birbirinden mesafeli olsun ki veltoid en yakın kaynaştırmalarda buraları birleştirip bizim saçımızı bozmasın. Aralarında mesafe olsun. Buna dikkat ediyoruz. Şu saç yeri de şöyle fena ve şöyle dursun. Şimdi arkadaşlar bir tane de şunun şu üst tarafa bir tane kopyasını daha alayım. Madem olmadı son dursun. Şurada. Yine bunu biraz daha küçülteyim. Evet. Şurası iyi. Evet, şurada dursun. Yani bunu siz istediğinize göre biraz daha artırabilirsiniz. Şimdi burada iken arkadaşlar iki çalışma var. Artık masktan çıktık. Burada Mirror and Welt şeyini kullanacağım ben. Nerede bu? Yine geometriye gidiyoruz. Modifier topolojisinin içerisinde Mirror and Welt. Yeri burası. Ben kısa yolunu buraya almışım. X bölümünden çıkıyoruz. Çünkü X'i yana yapacaktır. Şurada bakın görüyorsunuz. Ucunu tuttuğumda Mol X turuncu görüyorsunuz. Bana şu lazım. Mol Z. Yani Z koordinatında benim tıkmasını kalınlaştıracağım. Yani buradan X'ten çıkıyorum, Z'ye geliyorum. Şu X'i iptal ettim. Buradan diyorum ki ben bunu bu şekilde et kalınlığını kalınlaştır. Ve dikkat edersen şu araya çizgi attı. Evet, görüyor musun? Şöyle yaklaştırayım. Bir daha yapıyorum aynı işlemi. Şu araya bak. Sarı çizgi. Buraya çizgi attı. Aynı işlemi diğer alt üst tuşuyla dedik yer değiştiriyoruz. Aynı işlemi diğerine de yapıyoruz. Onda da yine Z'ye geçiyoruz. Ve böyle gitti. Evet. Bunu da yaptık. Şimdi burada İkisini artık biz birleştirebiliriz. Merge'leyelim. Merge down. Okey. Birleştirdik. Evet. Burada et kalanlarını biraz artıralım. Saçlarımızı. Güzel. Şu maske olan yerden de çıktık. Şöyle biraz daha genel görünürse şurada kalınlığını artırıyorum. Şu şekil iyi. Yani yandan baktığımız zaman hepsinin eşit olması bizim için önemli. Dikkat edeceğimiz şey de şu hepsinin kalınlığı, et kalınlığı aynı olsun.
Bu konumda iken şöyle bakalım, kontrol ve diyelim hepsini birleştirelim. Ctrl Z, pardon, şu anda buna ihtiyacım var. Burada tekrar draw'a geldim. Saç çifti basılı. Şuradan yan bölümleri görünmesi şeyden gitti. W'ye açalım. Evet. Şurada nasıl olmuş? Alt tuşuna basır, pardon. Şimdi bir daha yapalım. Burayı kafamız karışmıştır. Şimdi arkadaşlar, şu yan yüzeylerin iptalini yapacağız. Bunun için de şuradan seçiyorum. Ctrl Shift Click. Aynı zamanda buradayken alta basarsam ne yapar? Kırmızıya döner. Bastığım anda ne yaptı? Orta yüzey kaldı. Yan yüzeylere geldi. Görünüyor. Bunu tam tersini yapıyorum. Ne yaparım? Yine Ctrl Shift Click yaptığım zaman tersini tutmalıca bize. Görünmeyen yüzeylerin silinmesini istiyorum. Ne yapacağım? Del Hit'ten. Yine bu da aynı. Geometrinin içerisinde nerede bu Del Hit'ten? Burada. Yani görünmeyen yüzeyleri sil. Başlıyoruz. Bu sildi. Evet. Şu an sadece benim elimde bu çalışma kaldı. Burada bu çalışmayı ZBrush'a Max'e göndereceğiz. Max'e gönderelim. Buradan da o zaman Max'e gönderelim. Bunun haritasının açılması lazım. Ki bize saçı açılmış şekilde versin. Evet, Max'e geliyoruz. Saçımız. Bakalım gelmiş mi? Gelmiş. Yalnız bir şey atladık burada. Onu tekrar dönüyoruz. Saçımızın buradayken şu çizgiler fazla gereksiz. Çünkü bu, her saç telinde bu çizgilerin olduğunu düşünürseniz bize ekstra bir poligon yüklendirecek. Low poly de buna gerek yok. Geliyoruz Z modellerimize. Brush'larda zaten var burada biliyorsunuz. Z modellerde Space tuşuna basılı Edge konumunda bakın şu çizginin üzerine geliyoruz. Yüzeye değil. Point'e de değil. Çizgin üzerine geliyoruz. En geniş klavyedeki boşluk tuşuna basıyoruz. Buradan Delete seçili, Add Galop seçili olacak. Complete. Bu seçili olduktan sonra çizginin üzerine geldiğimiz anda bastık mı buradaki eşleri siler. Şunları siliyoruz. Bu alt yüzeyleri ben fazlalık olarak görüyorum ve bunları sildim. Hemen bir de şurada var. Başka gerek yok. Tamam, bu kadar. Bu şekilde görelim. Max'e. Max'e geldi çalışmamız. Bakalım burada. Evet. Yerini bakalım silmiş mi? Evet, silmiş. Şimdi buradayken arkadaşlar bunun haritasının açma işlemini yapacağız. Onun için de biz öncelikle buna bir seçelim. Burada UV map atıyoruz. Burada dursun. Hemen peşinden unwrap atıyoruz. Sonrasında da Open UV Editor'ı açıyoruz. Burada haritamız bu şekilde geldi. Bakalım burada birinci şu yüzeyi tamamını seçtiğimiz zaman burada poligon ve
Select element, yani şu elementi seçiyoruz. Bu elementi seçtikten sonra şurada açılmasını istediğimiz yüzeyler var. Öncelikle onları bir açalım. Şimdi açalım. Şöyle birbirlerinden ayıralım. Evet, 4 tane saç telimiz var. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 4, 5. Şu köşelerin kesim yerlerini biliyoruz. Çünkü bizim bir plane olarak açacağız. Edge geldik. Şu edge'i seçiyoruz. Hepsinin şu köşesinden break diyerek açıyorum. Evet, yeşil. Aynı işlemi diğer saç tellerine de bu köşesine alt sağ köşesini ben seçtim. Buraları break ile bölüyorum. Yeşil olarak. Başka hangisinde var? Şuradan. Evet, bırak. Son olarak da şunu alalım. Tamamdır. Evet, şurada dikkat ederseniz hepsinin alt sağ köşesinde kesme işlemi yaptık. Burada böyleyken ben yine şöyle geliyorum. Şuna burada tam aç diyorum bunu plane olarak. Bunu tam olarak aç. Şu bölüme bastığım anda tam olarak açıyor. Hepsinin tam açılımını istiyorum. Evet. Şöyle ayıralım. Ve bunların şu kareli alan içerisinde yerleştirmesini yapacağız. Bunları seçiliyken hepsini seçersen ne olur? Bir anda yapalım bunun için. Aşağı iniyorum ve diyorum ki yerleştir. Şu şekilde yerleştirdi. Burada arkadaşlar şu bölümden tutuyoruz. Bunların yüzeysel olarak şu karenin içerisinde tam oturmasını yapacağız. Sonra diğer şöyle, evet, bunu da tekrar şuraya alalım. Şöyle her saç telinin bu yerleşmiş. Şuna bakalım. Bunu da tekrar şöyle yapalım. Böyle yerleşmesini yapalım. Şunu alalım. Yerleştiriyoruz ve sonra da boyutunu bizim konumuza ayarlıyoruz. Şöyle. Aşağıları yerleşti. Şimdi buradayken şu köşelerin temiz olması lazım. Onun için ne yapıyoruz? Şuradan çıktık. Vertex bölümüne geldik. Şu bölümlere diyoruz ki şuradan aşağı indirelim. Eşitle. Şu köşeyi eşitle. Dikey olmasına. Şurası eşit mi bakalım. Eşit. Bir de alt yüzeyi eşitleyelim. Evet. Şeyin içerisinde bir de orta segment. Hepsini de aynıydı. Bir de oraya eşitleyelim. Tamam. Şu anda haritası çıkmış durumda. Kapatıyoruz. Katmanları artık burada Colorbox al, birleştiriyoruz. Next. Buradan tekrar Bozuk'la ben ZBrush'a gönderdim. Bakalım şimdi burada haritamız gelmiş mi? Açılımına bir bakalım. Şöyle saç telimizin. UVMF'e geldik. Evet. More. UV'ye bastığımız zaman açılımını tam olarak yapmışız. Tamam. Artık saç telimizin kaplama haritası var. UVMF'i var. Şimdi buradayken bunu brush'a dönüştürüyoruz. Şimdi saç telimizin görüntüsünü tam almak için üstten geldim. Shift'e basılı tuttuğum zaman üstten tam görüyorum. Buradan B tuşuna basılı iken ben bunu
create insert mesh diyerek bastığım anda new, yeni bir brush oluştur. Evet, şu şekilde bana bir resmini çekti. Artık benim saç telimin bir geçici dosyası oluşturdu, bir brush oluşturdu. Fakat ben bunu kaydetmezsem ZBrush açılıp kapandığında bu gidecek. Bunun için ben ne yapıyorum? Tekrar B tuşuna basıyorum. B tuşuna bastım. Buradan Save As diyerek bu brush'ın buradaki B tuşuna basılı bir daha bastık, bıraktık. Save As diyoruz. Yani bu saç telimizi arkadaşlar kaydet. Nereye kaydedecek? Yine C'nin içerisinde. Buradan files'e gidiyoruz. Buradan pixel alış dosyasını buluyoruz. İçine girdik ZBrush'ın. Şimdi burada Lightbox'ın içerisinde bir klasör, kendimize ait bir klasör oluşturmak istiyorsak, onun içerisine kaydetmek istiyorsak, burada ZBrush, şunların hepsi bizim sonradan farklı brush paketlerine attığımız yer. Buraya ulaşmak için Lightbox'tan gideriz. Ama direkt açılışta bizim şu brush'ımızın içerisinde görünmesini istiyorsak, buraya değil de bizim ZData'nın içerisinde brush preset. Buraya kaydetmemiz lazım, şuraya. Buraya ben deneme saç diye bir isim verdim ve buraya diyorum ki kaydet. Evet. Dosyamı benim artık buraya deneme saç diye kaydetti. Bakın şu aşağıda da şurada görüyorsunuz. Tekrar L'ye basalım. Şurada bakın üzerine geldiğim anda deneme saç diye yukarıda görüyorsunuz. Dosyamı kaydetti. Artık ZBrush'ım açılsa da kapansa bu artık sürekli burada duracak. Her zaman buradan ulaşabilirim. Peki saçımızı hazırladık. Saç telimizi hazırladık. Burada bir oynaması lazım. Evet. Bakalım. Şimdi arkadaşlar bir bu saçı telini hazırladık ama bunu biz nasıl saça uygulayacağız? Bir kıf çağıralım. Şuradan nereden çağıralım? Şu play'inden şu kafanın bir tanesini buraya çağıralım. Onun üzerine yine çalışalım bakalım. Sert diyelim. Şu kafayı buraya çağırdık. Şimdi kafanın üzerinde şu play'ini artık silebiliriz. Buradaki sorun kafanın arka bölümünün olmaması. Bu bizim işimize şimdilik yaramaz. O zaman şöyle yapalım. Lightbox'tan yeni bir kafa açalım. Mesela şu bayanın kafasına. Evet, önceki çalışmaları silsin yine. Eğer tekrar çalışmaya dönmek istiyorsak, yani bu saç telimizin üzerinde düzeltme yapmak isteyebiliriz. Tekrar burada işlem yapmak isteyebiliriz. Bunu şuradan bir kaydedelim. Herhangi bir sıkıntı olur da saçı çağırmak istersek şuraya deneme saç. ZTL olarak buraya kaydedelim ki sonradan aynı işlemi bir daha yapmış olmayalım. Şimdi Lightbox'a gittik. Brush olarak kaydettik. ZTL olarak kaydettik. Bir kafa çağıralım. Evet. Bu kafaya biz saçımızı artık örmek istiyoruz. Burada arkadaşlar eğer uzun saç yapmak istiyorsak veya farklı saç, saçımıza muhakkak biz bir
mesh saç yapmamız lazım. Ne demek istiyorum? Buraya ben bir şöyle kreç alayım. Şöyle. Bak. Transparan da yapayım ki daha iyi anlaşılsın. Saç küresi kafasına şu şekilde ötürsün. Ve aşağıya doğru sümbüreyim ben onu. Buradan değil de şuradan sümbüreyim. Şöyle yerleştireyim. Şöyle de genişliğini verelim. Kafasına alalım. Evet, aşağıya doğru da şuradan artık sümbürebiliriz. Şöyle. Evet. Saçımızı şöyle bir yumruk verdik. Tekrar. Şimdi bu Dynamesh'te yaparsak daha kullanışlı olur. Şöyle maskesini de kaldıralım ki evet. Şimdi bunu kafasına artık bir saç motifi şekli veriyoruz kesimine göre. Nasıl vereceğiz? İşte bir şuradan şu kısmından kesme yapalım. Transparanı kaldıralım ki kendimizi şimdi başlasın. Şöyle bakalım. Biraz daha şöyle derisi gözüksün. Evet, biraz çekiştirme yapalım. Yüzüne şöyle çek. Şurada X'i açalım. Simetrisini şöyle arka tarafta saçın. Diyelim. Yanlarda şu şekilde kulak üzerinde ve şurada bir genişlesin saç. Şurası bu hüfleksi kapatıyorum. Yüksek olsun. Evet. Şu şekilde saçını döşeceğim alan. Şöyle oldu. Tamam. Şimdi ben buna saçımı örmek istiyorum. Yerleştirmek istiyorum. Saçı bunun üzerine bu şekilde yerleştirsek daha kolay olur. Kafanın üzerinde örmek daha zor. Evet, şimdi saçımıza geliyoruz. Saçımız burada. Buradayken yapacağımız için saçımızı aldık. Stroke'a geliyoruz. Stroke'da kurvayı açıyoruz. Kurva not. Burada kurva nottayken size açıyoruz bunu. Kurve bu bölümde bunun saçın başlangıcı şurada bitişidir. Bunu aşağı iniyorum. Yani şuradayken tam tersini alırsan daha iyi. Başlangıcı kalın olsun. Ucu ince olsun. Şöyle yaparsan daha iyi anlaşılır. Ortası biraz daha kalın olsun. Şu şekilde. Şöyle olsun. Kurvede yine başlangıcını kilitle. Saçın başlangıcını, sonunu kilitleyi açacağız ama şöyle başlangıç bize lazım, sonu lazım değil. Burayı açtık, sonrasında ne yapıyoruz? Yine brush'a gidiyoruz, şöyle şuradaki brush'ı buraya almışız. Evet, buradan brush'ımızı açıyoruz, modifier bölümüne gidiyoruz. Modifier'de arkadaşlar, wet point ve stretch bölümünü aktif ediyoruz. Şimdi saçımız artık örgüye hazır. Şöyle bakalım, bir deneme yapalım. Saçımızda şu şey inceliğini ayarlıyoruz. Şuradan bakalım saçımız, evet geliyor. Saçın kafaya yakın olması için ne yapıyoruz? Buradan depini düşürüyoruz. Kafaya yakın olsun. Şu kafaya içine de girebilir. Şu kafanın çizgisi. Derinlik. Bakalım şimdi. Evet. Yapıştı. Burada
Evet. Şu kalanlık fazla. Süpürüyoruz. Nereden düşüyoruz bunun kalanlığını? Yine stroke'a geliyoruz. Evet, kurulu nokta. Şöyle düşüreceğiz. Bakalım. Evet. Buradayken saçımızın kaplamasını oturup oturmadığına bakalım. Yani az önce biz uygulayarak atamıştık. Arkadaşlarımız buna. Bunun testi için biz burayı açarsak şimdi bakalım. Evet. Nasıl gözüküyor? Şu anda yerleşiyor. Düz çizgiler, yani şu çizgiler düz yerleşiyorsa saçımız burada doğrudur. Doğru işlem yapıyoruz. Şimdi biz saçımızı böyle tek tek de yerleştirebiliriz. Yani ne yaparız? Buraya değeriz. Her seferinde şunu da yapabiliriz. Ama ben farklı bir yöntem göstereceğim size. Şunu alayım. Geriye. Şuradan. Evet. Burada saç için bir yöntem var. O da ziremeş kuydu. O da brush'ın içerisinde burada görürsünüz. Bunu alıyoruz. Burada saç tellerimizi önce yerleştiriyoruz. Yani bu saçım benim şurada şu şekilde olsun diye. Birbirine değmemesine dikkat edin. Şöyle değdiği anda bozuktur. Az geçiyoruz. Kontrol Z ile. Tekrar noktayı tutup aynı yerden devam edebilirim. Şu şekilde. Bunu yapayım. Evet, filser işlem yapıyoruz. Yüzden bekliyoruz. Evet. Şuraya son şunu da yerleştireyim. Şimdi birinci bölümünü yaptım. Tamamını yapmıyorum. İki katman şeklinde yapacağım ben bunu. Buradayken artık saçıma gelip burada saçımı aktif edebilirim. Bakıyorum burada az önce yaptığım değerler açık mı? Evet. Ve stroke, kurve mod. Bu da açık. Her şey açık. Sadece geliyorum. Buradaki herhangi bir çizginin üzerine tıklıyorum. Tıklamadan önce yapacağım bir şey varsa şurada zaten ben bunu yapmıştım. Arkadaş sen buna gel. Kaplamasını da hazır. Göster bana diyorum. Evet. Buradayken size buradayken arkadaşlar göstermiyor. Bakın şu ucunu tuttuğum zaman gösteriyor. Yani burada dikkat edeceğim şey benim şu. Burada UVMap'ine gidiyorum. UVMap. Bunu atadıktan sonra tekrar ucuna gelip hafif sündürüyorum. Şimdi kaplama oturdu. Ne yaptım? Önce UVMap'i seçtim. Zaten buradan atama yapmıştım. Uçlarımın hafif çekiştirdiğim anda kaplama artık üzerine oturdu. Şimdi benim burada neye ihtiyacım yok? Saçım ve küçük oynamalarla saçımın özellikle bozuk yerleri düzeltebilir. Çekiştirmeyi. Bu ilk ön yerleştirme. Burada çok uğraştırma. Sadece saçın düz olmasına dikkat etmeniz yeterli. Şimdi burada saçım burada tamam diyelim. Ben burada saçı kafadan, yani şu geçici kafadan ayırmam lazım. Onun için bildiğimiz yöntem neydi? Buradan split'ten split part. Evet. Saçı kafadan ayırdım. Şimdi şunu kaldırayım ki artık ne yaptığım daha iyi anlaşılsın. Saçımız buradayken arkadaşlar. Yani bu saçı ben nasıl daha düzelteceğim? Şimdi buradayken saçın düzeltmelerini ben şurada başımız yapmış. Ne oldu? Şunu tekrar alalım. Ne oldu? Evet, şu.
Hepsini brush'ımızı ayarlıyoruz. Bakın şu anda hepsini oynuyor. Oysa biz tek tek oynamak istiyoruz. Buradayken arkadaşlar bunların arasında bir şu grup, şu grup, şu grup, şu grup, şu grup, üçlü grup şeklinde şöyle yapayım. Şu anda hepsini tek grup halinde görüyorum. Ben bunları öncelikle kaç saç ana blokum var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane blokum var. Bunların öncelikle büyük gruplarını oluşturacağım. Daha sonra da tel gruplarını oluşturacağım. Bunun için ne yapıyorum? Bak. 1. Saçımın birisini seçtim. Diyorum ki grow up. Bunu sadece bunu seç. Seçtim. Kaplamasını şuradan şey yapayım ki daha iyi anlaşılır. Geçici olarak kapatayım. Bak. Şimdi kaç telim var ana blokları oynamak için? Bakın şurada bakıyorum. Önce şunu seçiyorum. Grow all. Bunun tamamını seç. Neredeydi grow all'ımız bizim? Blue grupta. Grow all. Grow all mask. Değil. Neydi? Evet, böyle değil. Böyle durup. Nereden biz bunu kısa yolunu yapmıştık? Evet. Visibility'nin altında Grow All. Buraya kısa yolunu almışız. Buraya dediğimiz anda ne yapıyor? Tamam, yani bu seçilen bölümün tamamını al. Buradan Ctrl W yaparak bunun grubunu ayırıyorum. Tekrar Ctrl Shift ile bastım. Diğer gruplar çıkardım. Her bir grubun grubunu ayırıyorum. Çektim. Grow All ve Ctrl W. Bunu da ayırdım. Tekrar görünür yaptım. Saçımı Grow All dedim. Ctrl W. Ctrl Shift Click açtım. Her birine basit bir işlemle Grow, Ctrl, W. Bunu niye yaptığımı az sonra anlayacaksınız. Ctrl, Al, Ctrl, Shift, Click. Evet. Al, Ctrl, V. Gruplarını değiştiriyorum. Evet, şimdi ne oldu? Her biri farklı bir grup. Şimdi bunların üzerinde yerleştirme yaparken ana şeyde bana bu lazım. Nerede lazım? Move tuşunu kullanırken ben mask by polygroup. Şu anda bakın. Her birini tek şeyde oynuyor. Ama ben bunu çekersem bu kısmını sadece üzerine geldiğim grubu oynayacak. Saçı yerleştirirken bana bu lazım. Ana olarak kabaca saçın yerleştirmesini yapacağım ben burada. İkinci aşamam bu. Şurada saçın yerleştirme işlemini yapıyorum. Mesela burada çiçeği girmiş. Diyorum ki sen biraz daha dışarıda dur. Çünkü çiçeğe girme. Boylarını farklı şekilde atıyorum falan. Evet. Şimdi şu şekilde artık bunun oynamasını yapıyorsunuz. Bundan sonra ise daha ince bir işçiliğe giriyoruz. O da nedir? Burada Autogroup, yani polygroup'un altında şurada Autogroup var. Şu. Buna bastığım anda ise artık tek tek her bir saç kılıyla tekrar, evet, gördüğünüz gibi her bir saç kılını tek tek bana ayırdı. Şimdi bakın arkadaşlar, işin en güzel tarafı bu. Burada artık hangi şeyi tuttuysa, ben az önce hani burada 5 tane saç kılı yapmıştık ya, artık
saç kıllarımızın her birini orada hangisine geldiysek tutuyor. Evet. Saçımızı burada artık istediğimiz gibi şöyle geleyim. Şuradan şöyle yapayım. Şöyle. Mesela şu saçımı şöyle bir saç telinin ayrılmasını istiyorum. Şu mavi saç telini şöyle burada şöyle onu tutmaya çalışayım. Evet. Şöyle olmasını istiyorum. Gibi. Yani burada artık sizin şeyinize kalmış, işçiliğinize. Son olarak burada bakalım arkadaşlar. Peki bu böyle bir saç bu mu? Değil tabii ki. Şimdi artık kaplamamıza dönebiliriz. Kaplamamızı tekstür modda ne yapmıştık? İptal etmiştik değil mi? Yani şu. Şuradan kapatıyoruz. Kaplamamızın buraya oturması lazım. Peki kaplamamız oturuyor mu? Şimdi bakalım. Şimdi bir kaplama çağıracağız. Import diyoruz. Kaplamamıza gidelim. Şurada bir saç kaplaması. Hayır. Kaplamamızın arkadaşlar loop olması önemli. Yani burada yapmışım ben. Photoshop'ta bunu yapıyoruz. Mesela şu. Kiremit rengi bakın. Şurada loop. Yani şu girişiyle çıkışının aynı olması lazım. Yani buradan alırsınız simetrisini aşağıya kopardığınız zaman bunun loop olması lazım. Yani çoğaltılabilir olması lazım. Şu loop saçlar benim işimi gör. Şunu alayım ki daha açık olduğu için görmüşsün ne yaptı. Bakın sadece şu bir kesmesi. Bunu alıyoruz. Saçımız üzerine oturdu. Burada kaplamayı yani şuradan şuraya kadar gelen bölümü buradan buraya kadar uzatmıyor. Nereye kadar uzatıyor? Giydiriyor. Şurayla şu ikinci sekme arasına kadar uzatıyor ve bunu tekrar ediyor buraya kadar. Bu saçımızın özelliği bu. Burada daha düzgün görünmesini istiyorsak ne yapacağız burada arkadaşlar? Bir de buna D tuşuna basarak bakın daha temiz görünmesi için sadece D tuşuna basalım. Yes diyoruz. Bakın daha böyle harika bir görüntü verir. Gördünüz. Şimdi burada yine aynı şu burada saçlarımızın üzerinde önleme yapabiliriz. Bu şekil artık saç tellerimizin üzerinde çekiştirip kafamıza göre yerleştiririz. Birinci şey bu. Bu taraf. Bu. İkincisi için yine az önceki gibi Ziremesh Guit'ten kafaya geliyoruz ve bu kısmı çalışıyoruz ve iki katman şeklinde bir çalışma oluyor elimizde. Ne gibi? Onu da şuradan gösterelim size. Bunu kopyalayalım. Şuradan şu çalışmadan içeriyim. Evet. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi saç teli şunu açarsan daha iyi anlaşılır. Şöyle iki katman şeklinde çalıştım ben. Bunu iki mantıklı veya üçlü dörtte yapabilirsin arzunuz öyle. İkincisi de burada. Bu da burası. Bunu burada birleştiremezsiniz. Katmanları birleştirdiğiniz anda UV mapini karıştırır. Bunu artık Max'te ve kullandığınız diğer programlarda birleştireceksiniz. İki katmanı asla birleştirmeyin burada. Sol olarak aldığınız zaman da bakıyoruz işte. Şu şekilde saçımız olmuş. Yine başka bir saçımız da neydi? Şuydu. Buradan da bu şekilde aynı mantıkla yaptım. Saç bir şekilde alır. Onu da göstereyim size. Burada şöyle. Bak. Bu da yine aynı bu şekilde yaptığım bir saç arkadaşlar. Burada ne yaptım? Saçı şu kısmını bir yapıyoruz. Şu bilezikten sonrasında ayrı aşağı kısmını başka bir daha çalışıyoruz. Yoksa bunun içerisinde saça geçiremezsiniz.
bileziğin altında uçları gizli. Bunu böyle yaptığınız zaman böyle saçlar çıkar. Umarım beğenmişsinizdir. İşinize yarar. Kendi saç brushınızı nasıl oluşturursunuz? Yani satın alabilirsiniz de ama bu tarz istediğiniz saç şeklini yapabilirsiniz arkadaşlar. Kaplaması hazır, hiç uğraşmıyorsunuz. Bu da sadece tek kaplamayı değiştirerek istediğiniz renge doğru çeviriyorsunuz. Mesh low poly yani. Animasyonlarda rahatlıkla kullanacağınız kasmadan güzel ton çalışmalar için iyi bir çalışma. Yani inşallah faydalı olmuştur bu ders. Biraz uzadı ama umarım beğenirsiniz. İyi çalışmalar arkadaşlar.